Evet, bakın. Böyle hafif bir kar yağdı. Güneş de buradan vuruyor dostlar. Bakın böyle. Aslında güneş düştüğü için karanlık gibi gözüküyor. Hava soğuk. Ve sizlerle bu anı paylaşmak istedim. Günaydın Canlar. Günaydın arkadaşlar. Sesimizin ulaştığı her yere sevgi saygılarımızı yolluyoruz. Evet efendim, yeni bir günden Bismillah dedik. Yeni Ercan bir işten geldi. Erkenden gitmişti bugün işe. Saat 12.30'da eve geldi. Bekledik, kahvaltı yapmadık. Ercan'ı bekledik diyeceksin. Selma bu saatte kahvaltı. O Vallahi zaman niye günaydın diyorsun Selma? Kahvaltı yapacağız. Hem de daha bizim için erken Ercan saat. Türkiye'de belki geç olabilir de bizim Bize burada erken değil mi? bizi Yazıcı erken. sabah kadar oturuyor. Gerçekten öyle, şu pandemi midir nedir, boğulduk. İnanın daraldık, çoluk çocuk Evet, hepimiz. Ya herkes. sokağa çıkamıyoruz, oraya gidemiyoruz, buraya. Ya Doğru. zor ya, of Gerçekten. valla bitsin artık istiyoruz. Az Yaz kalmış, gelsin. az kalmış. Hayır hayır öyle bir şey yazmıyor. Ben okuyorum bu şeyi de Daha Alman çok yerine. sürecekmiş Selma. Yazı falan beklemeyin yani diyor. Bu sene diyor zor diyorlar dostlar. Aman sabah sabah içinizi karartmayın. Evet Selma, benim içimi kararttın Selma. Ercan işten geldi, onu bekledik. Yorgunum. Tuğçe kahvaltı hazırlanmış. Evet. Yalnız bir şey unutmuşuz. Kahvaltıyı En hazırladık çok da ben neyi severim? Ercan'ın en çok sevdiğini unutmuşuz. Biz yaptık Siz söyleyin zannettik. arkadaşlar. Çay demlemeyi unutmuşuz. Sormayın başımıza. Kahvaltı. Yani olacak iş mi arkadaşlar ya? Selma, sen ne Anne. yapıyorsun Allah aşkına evde? Sen çayı unutur mu Selma? Dostlar bence Allah ya. kızlar Allah zannediyor ki ben her sabah kalkar kalkmaz elimi yüzümü yıkar, mutfakta kahvemi yaparım, sonra çayımı demlerdim. Bu sefer unutmuşum çayı. Kızlar da diyor ki annem çayı demlemiştir. Hani çaya hiç ilgilenmiyor. Allah. Ben de diyorum ki kızlar mutfakta çayı yapmışlardır. Ben de onlara güveniyorum. Hani kimsenin kimseden haberi yok hesabı. Alıştıydın değil mi? İşten gelmeden Selma çay koy dedim mi? Ah çay aklımda oluyordu. Vallahi Bugün öyle. Bugün yazmadın Ercan'ın unuttun. erken gelecek diye biz çay koyma hani hiç aklımıza gelmedi. Yani bana çay yok. He? Neyse bu da gelmiş zavallı diyor ki Zavallı. sen bir diyor bir bardak çay verin de diyor kendime Ne geleyim. yapayım? Biz de kahvaltı hazırladık. Ben de diyorum ki Ercan kahvaltı hazır hadi gel oturalım yiyelim. Anam bir baktık ki çay yok. Vallahi yok, Eyvah. yemin ederim arkadaşlar. Çay Şimdi koymayın. koyduk. Kahvaltı hazır ama ortada önemli madde yok. Çay yok. Çayımızı şimdi koyduk, suyu kaynasın, demleyelim. Kahvaltımız hazır mutfakta, masada bekliyor. Birazdan da orayı gösteririm Kimin size. elinde çay varsa arkadaşlar ben Ben oraya sana bir geliyorum. bardak çay gönderir Ben oraya misiniz? geliyorum, ne Evet yapıyorsunuz? dostlar hadi birazdan çayın demlensin. Kahvaltı masasında sohbet edelim. Görüşürüz Ben birazdan. sana daha dur, bir noktadan sonra biliyorum. Belmak daha yine Ercan söylüyor ha. unuttum Ben unuttum. haberim bile yok çakal. Tamam Ben oruçlu burada kapatırım. bekliyorum. He, Unuttum. oruçlu kapat kapat. He, ben sana Unuttum biliyorum. sus aman dinleyin Arkadaşlar ismini. neler çekiyorum ben neler. Kapat diyor daha kapat. Evet canlar biz oturduk. Vallahi daha çayımız Hayır. demlenmedi. Yani şimdi Selma bu de daha çay değil bu içecek suyu Selma. kaynamadı dostlar. Ercan'a ne yaptık biliyor musunuz? Ne yaptınız? Söyle. Meyve suyu koyduk, ice tea. Aşk olsun. Ercan bak bu da Bıçak ver bıçak. Ercan bu da soğuk çay. Ha sıcak çay, ha soğuk çay ne fark edecek ki? Ice tea. Onu yazın için. Burası. Yok şimdi iç Ercan'cığım. Şimdi ice tea için ne olacak? Aynı işleme giriyor. Daha suyu kaynamadı. Sen hele ye de ice tea ile Anne bizi idare çektin edelim. mi? He? Bıçak Yok. bıçak. Aman Ercan ne bıçak derdin istiyor bir şey. Komamışlar mı şu kahvaltıya, bıçak komayı bilmiyorsunuz. Evet Sen ne dostlar yapıyorsun? Tuğçe hazırlamış kahvaltımızı. Eline sağlık benim kızımın. Baba hemen yesin. Evet Sude Naz arka taraf tamam anneciğim. Bunlar bizim günlük klasik kahvaltılarımızdı. Talha tabii ki sucuk olur da talha olmaz mı? Baş köşede talhamız oturuyor. Aslında buraya benim oturmam lazım da çocuk oturuyor. Sen benim yanımda ne işin var? Benim oğlum yanımda Selma. Sen ne yapıyorsun yanımda? Gitsene Bak yanımda. bana kızıyor biliyor musunuz? Başlığa da böyle yazayım. Eşim çok kızdı. Kız bakayım Ercan. Selma aklını başına al ha. Çok da iyi kızabilirim ya benim. Ay neyse canlar biz kahvaltıya başlayalım. Sen nerede kız? Ya bağırma tamam coşma sen de. Bu coştu mu yedin amcacığım? Çayımızın suyu kaynadı. Bir Abi şöyle bir be. 5 dakika daha beklesin. Ercan Arkadaşlar sen. Selma konuşsun ben burada başlıyorum. Sucuklu yumurta.
yumurta var, o biberi de kızarmış biberi. Sen ağzını tadın ne bilirsin Selma. Ayrı ayrı onların lezzetini alsana Ercan, ayrı ayrı yesene. Ay ne miyem var ha. Selma sen ne anla yemek yemedin oğlum? Aa, benim domates. Çayımın suyu kaynadı, altını kısayım. Selma daha çayda. Şöyle yok, kıstım yok. Altını, o bir demleme alsın. Biz kahvaltıya başlayalım. Orçun daha işte gelmedi. Evet. Sude de gelsin. Tuğçe de otursun canlar. Hadi bize afiyet olsun. Sen konuş konuş. Birazdan görüşürüz. Selma hazır mısın? Yüzün giydin mi? Hazırım Ercan, hazırım. Evet canlar. Vallahi biz Ercan'ı uyuttuk, uyandı. Uyuttuk, uyandı. Çayını içsin de onu bekliyorum. Ben de hemen üzerime bir değiştirdim. 5 dakika bir markete gideyim. Domatesimiz falan kalmamış. Buradaki halde de yoktu. Çocuğu gönderdik Talha'ya. Hiç kalmamış. Evde de yoktu. Lazım da oluyor yemeklere falan. Yani konservelerden koyuyoruz ama bazen kahvaltıda da isteniyor. Aşağılara gideydin. Ben niye bekliyorsun? Nasıl gideyim Ercan oralara? Aşağılara diyorsun. Uzak orası bize. Ne uzak kız? Reve ne de uzak? Ay Ercan, Reve'nin domateslerini sevmiyorum ben. Bir iki parça da eksiğim, bir şeylerim daha vardı. Bu benim içtiğim içecekler var ya, onlardan kalmamış. Onlar da sadece Lidl'de satılıyor. Hele onun için beni kaldırdın uykudan. Hem de dedik arabayla gideyim, hava buz gibi. Aslında gündüz böyle sizi çekerek götürecektim. Beraber gidecektik de maalesef Ercan uyuyordu. Arkadaşlar sizi de götürmedim. Hadi Ercan'cığım iç çayını. Tamam. Seni bekliyoruz. Bak saat 6 oldu. Cicak. Allah da yemeklerimi yaptım. Biraz cicak çekebildiğim kadar çektim. Patates yemeğiyle. Etli patatesle pilav yaptım dostlar. Onları pişirdim. Hazır hepsi. Hayır ye gedek ye. Dur Ercan, gedek gelelim de öyle yiyelim. Isıtma ekmeğimiz gene az kaldı. Ben dün Orçun'la Aldi'den az aldıydım. Neto'dan da ekmek alalım. Ne kadar yiyorsun Selma abi? Hey, ne yiyorum canım. Ne kadar yiyorsun? Onlar yemeklerim de hazır Allah'tan. Onlar da orada. Kızlar da bir salata yaparlar. Gelince Ercan'a bir servis yaparız. Ondan sonra da bakarız dostlar. Şimdi biz bir markete gidelim. İki parça bir şeyler alalım. Bak, birazdan arkadaşlar, gelelim. Arkadaşlar bak. Bak şu kafam. Tamam kızım. Ah Ercan sen neysin ya? Vallahi anlamıyor. Ben öyleyim. Sen ne yapayım? Evet canlar, ben mutfağa girdim. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın burada etim var. Et pişiriyorum. Böyle. Yanında patatesim var. Burada soğanım. Karışık biberim var. Bir dişte sarımsağım var. Ne yapıyoruz? Patates yemeği yapacağız canlar. Etim böyle suyunu saldı. Ben içine biraz kekik attım. Sonra kekiğimi şöyle bir döndüreyim. Ondan sonra efendim içine zeytinyağı da döktüm. Şimdi bununla ne derler, soğanını, biberini içine bırakalım. Şöyle bir taşım kaynatalım. Ondan sonra patatesini, salçasını attıktan sonra da ağzını kapatacağım dostlar. Hepsi bu kadar. Bugün patates yemeğimiz. Yemeğimizin yanında da pirinç pilavı. Bir de salata. Bugünkü akşam menümüz buydu. Umarım hoşunuza gider, size de bir fikir olur dostlar. İşte bu benim akşam yemeğim. Başlangıcımız böyleydi. Şimdi soğanlarım kavrulsun. Patatesimi de içine atacağım. Ondan sonra domates salçası, biber salçası, biraz da baharat atacağım. Ve yemeğimin altını kısıp pişmeyi bırakacağım. Şimdilik burada kapatalım. Birazdan görüşürüz dostlar. Evet canlar, bakın patateslerimi attım. Hepsini buraya karıştırdım. İşte gördüğünüz gibi şöyle biraz da pişmesi için bekledim. Şöyle bir dedim patatesle etler birbirini yesin. Biraz da su ekleyeceğim. Bu su ona yeter. Fazlasına gerek yok. Bu kadar da su koydum dostlar. Ve ağzını kapatacağım. Bir yarım saat pişireceğim. Ondan sonra da kapatacağım. Ve patates yemeğim hazır olmuş olacak. Çok fazla sulu sevmiyoruz ama belki bir taşım daha su koyabilirim. Yani tadı gitsin istemiyorum yemeğimin. Şöyle bir damla daha koydum. Tuzunu da çok az attım. Çünkü et sertleşsin istemiyorum. Evet dostlar. Bakın. Bu benim patates yemeğim. Şimdi ben bunun ağzını kapatayım. Ondan sonra pişsin servis halinde. Ercan yerken beraber olalım. Görüşürüz. Bizim yemeğimiz hazır. Biraz patatesler şöyle ezik gibi ama çok güzel olmuş. Ben hemen buraya biraz servis hazırladım. Şöyle alayım. Vallahi çok güzel pişmiş, güveç gibi olmuş dostlar. Ben gizli gizli çatalladım onu.
Çatalladın mı? Çok güzeldi. Evet. Ercan Bey testi yapsın. Bizim yemeğimiz hazır. Merhaba arkadaşlar, ben geldim. Ve çok acıktım, yemin ederim. Bir de donudum dışarı. Buz, ayaz, ayaz, ayaz. Ben acıktım Selma. Afiyet olsun Ercan, otur. Zaten oturdu. Evet efendim, karışık bir salata yaptık. Oh, bir de patates yemeği. Bu da bizim klasik akşam yemeklerimizden bir tanesi. Umarım beğenirsiniz. Olmuş, hayatım, tadı, tuzu hepsi yerinde. Şimdi bize afiyet olsun. Daha sonra görüşürüz dostlar. Şimdilik hoşça kalın. Ben karnımı doyurayım. Sonra görüşürüz. Biz yemekleri yedik. Karnımızı doyurduk. Mutfağımızı topladık. Şimdi keyif yapma zamanı. Vallahi Ercan'la kendime birer kahve yapayım dostlar. Ondan sonra da oturalım. Biraz günümüz nasıl geçmiş? Biraz Ercan'la konuşalım. Vallahi biz yorulduk. Yemek, içmek, alışveriş, o bu. Alışverişimi de çektim. Ona da ayrı bir vlog yaptım. İnşallah beğenerek izlersiniz. Vallahi dostlar, şuraya da bırakayım. İki tane kahveyi yaptım. Hadi gelin beraber içelim. Evet canlar, kahvemizi yaptık. Yoruldum Selma, sus. Vallahi yorulduk. Git gel hazırla. Allah'tan kızlar var, Allah razı olsun. Onlar hazırladılar. Yemeği falan, salatayı yapmışlardı. Yemekleri şey yaptık. Hadislere ben söyledim ya Selma. Sen yoktun Ercan yaparken. Nerede sen vardın? Her şeyde kendini buluyor. Arkadaşlar yok musun? Bir dakika, patatesleri ben söyledim. O patates değil. Nasıl? Evet efendim. Hadi dedik saat daha erkendi. Evet. Yemeği falan erken yedik. Bugün de dedik hadi biraz bir şeyler çıkardık. Abur cubur. Hem şimdi bir filmimiz var. Dünden yarım kalmıştı. Çok güzel bir film. Ya tavsiye ederim. Bakın ismini unuttum. Dizi seri olarak. Eskilerin dizisi. Yabancı bir dizi. Ama polisiye dedektifle. Yabancı, çok güzel de unuttum ismini vallahi. Harika bir şey. Ben çok seviyorum böyle polisiye dedektif. Hani bir şey cinayet çözecek. LED ışıkları. Yani. Buraya niye koymuşuz? Ondan sonra valla bugün ne yaptık? Kalktık, kahvaltı hazırladık. Akşam yemeği yaptık. Alışverişe gittik. Dediğim gibi alışverişime ayrı bir vlog çektim. Umarım onu da severek destek olur izlersiniz. Ve akşam ettik. Şimdi birkaç saatte bize dinlenme molası olsun. Çocuklar fena birazdan olmaz. Sabah kalkacağım çünkü Selma. Odalarına çekilirler. Evet. Biz de Ercan'la kahvemizi içecek. Biraz da kırıntılarımızdan yiyelim. İki yaşlı burada durur he? Yok yaşlı değiliz. Sonra da biz de ne yaparız? Uyumaya gideriz ve yeni bir güne tekrardan besmelemizi çekeriz. Değil mi dostlar? Evet, gün aynı gün. Neyse şimdi kameraya konuşma. Sen şimdi bana konuş. Anlat bakayım. Evet dostlar. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Umarım beğendiğiniz, sevdiğiniz bir vlog olur. Bir dahaki vlogumuzda görüşmek üzere. Çok etkili kesiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalıma abone olmayı, bir like, bir yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın. Evet arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. İnanın bu lafıma. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok memnun ediyorsunuz bizi. Yorumlarınız olsun, izlemeniz olsun. Tüm Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.